अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा मैं तहसीन, और आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा तहसीन तहसीन रिएक्शन। रिएक्शन। किजिलमा के बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। अभी हमारे पास जो एक वीडियो उसके हिसाब से आ चुकी है, जो कि फोर्थ उसका टेस्ट हुआ है। लेकिन इस वीडियो को हमें कहा गया जरूर देखें, इसमें कुछ किया गया ऐसा जिसको देखना जरूरी है। तो फौरन चलाते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है। Türkiye'nin yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma başarılara doymuyor. Tanıtıldığı ilk günden bu yana dünyaya parmak ısırtan Kızıl Elma 4. uçuşunu gerçekleştirdi. Milli insansız savaş uçağı Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği uçuş testlerinin 4.sünde gökyüzünde kritik bir deneme yaptı. Yürekleri ağza getiren Bayraktar Kızıl Elma'yı görenler gökyüzündeki testi meraklı gözlerle takip ederken 4. sistem tanımlama testini başarıyla tamamlayan Kızıl Elma Akıncı Test Merkezi'ne başarılı şekilde indi. Peki Kızıl Elma gökyüzünde neyi test ediyor? Bu kadar kısa aralıklarla uçuş yapması ne anlama geliyor? Gelin Kızıl Elma'nın heyecandan yürekleri ağza getiren son uçuş testini ve proje takvimini detaylıca inceleyelim. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluştu. 30 Mart tarihinde 3. uçuşuyla orta irtifa sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. 15 Nisan'da yani dün gerçekleştirilen 4. test uçuşundaysa Kızıl Elma gökyüzündeki gücünü perçinleyecek alt sistemlerini teker teker test etti. Yapılan alt sistem testlerinin ardından gökyüzünde bazı manevralar yapmaya başlayan Kızıl Elma, görenleri heyecanlandıran bu hamlelerinin ardından iniş için alçalışa geçti. Olası bir acil durumda hızla iniş yapabilmesi için iniş takımları açık vaziyette gerçekleştirilen uçuş testinin ardından hangara çekilen Kızıl Elma insansız savaş uçağı, üzerindeki geliştirme çalışmalarının tamamlanması için faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firmalarından Baykar tarafından geliştirilen Kızıl Elma, ülkemizin ilk insansız savaş uçağı projesi. İnsansız olması sebebiyle agresif manevralar yapabilen bu uçak, çok riskli operasyonlarda görev alabilecek. İlk uçuş testlerinde daha düz bir rota takip eden Kızıl Elma'nın son test uçuşuyla birlikte manevra testlerine de başlaması, Baykar makinanın sisteme olan güveninin arttığı ve uçağa verilen komutların beklenildiği şekilde yanıt bulduğu anlamına geliyor. Peki Kızıl Elma neden bu kadar sık uçmaya başladı? Baykar her yeni uçuşta neleri test ediyor? Bildiğiniz gibi Kızıl Elma, Ukrayna menşeli AI-25TLT ve AI-322F Bypass turbojet motorlarıyla donatılıyor. Birinci versiyon subsonik yani ses altı hızlara ulaşabilecekken ikinci versiyon süpersonik olacak. Ayrıca Kızıl Elma'nın daha sonraki süreçte Türk yapımı TF-6000 ve TI-TF-10000 motoruyla farklı bir modifikasyonu da bulunacak. Ancak Kızıl Elma şimdilik Ukrayna motorlarıyla üretime hazırlanıyor. Bu sebeple yabancı menşeli bir motorla uçtuğu için Baykar mühendislerinin Kızıl Elma'nın uçuş performansını çok hassas bir şekilde ölçmeye çalıştığını ve temkinli davrandıklarını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte Kızıl Elma projesinde uçuş testlerinin daha sık yapılması ve bir noktadan sonra silah entegrasyon faaliyetlerinin de başlaması bekleniyor. Peki, Kızıl Elma Türk ordusuna nasıl bir güç katacak? Kızıl Elma, savunma sanayi açısından nasıl bir öneme sahip? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kızıl Elma insansız savaş uçağına sahip olması, askeri strateji açısından Türkiye'ye birçok fayda sağlayacaktır. Örneğin, Kızıl Elma, F-16 ve F-35 gibi insanlı savaş uçaklarının yerini alabilecek bir teknoloji. Bu sayede Türkiye hem maliyet hem de insan kaybı açısından avantaj elde edecek. Kızıl Elma, gelişmiş yapay zeka, agresif manevra ve kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyeti gibi özelliklere sahip. Bu sayede Türkiye muharebe sahasında daha esnek, hızlı ve etkili operasyonlar gerçekleştirecek.
Kızıl Elma, Türkiye'nin milli ve özgün bir projesi. Bu sayede ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulurken savunma sanayinde yerli üretim kapasitesi artacak. Ve Kızıl Elma'nın ihracatıyla ülkemiz her yıl milyar dolar seviyesinde döviz girdisi elde edebilecek. Küresel, siyaset ve askeri dengeler açısındansa Kızıl Elma, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası gücünü artıracaktır. Kızıl Elma, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir rol oynayacak. Bu sayede Türkiye güvenlik ve istikrarını perçinleyecek ve sınır ötesi tehditlere karşı daha etkin bir şekilde müdahale edecek. Kızıl Elma, Türkiye'nin müttefikleriyle işbirliği yapmasını da kolaylaştırabilir. Bu sayede ülkemiz NATO gibi uluslararası örgütlerde daha aktif bir rol alabilir ve ortak çıkarları koruyabilir. Kızıl Elma projesi dünyada bir ilk. Türkiye, Kızıl Elma'yı envantere 2024 yılında kazandırarak dünya üzerinde insansız savaş uçağını kullanıma alan ilk ülke olacak. Bu da Türkiye'nin dünyada daha saygın bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Bu sayede Türkiye, yüksek teknoloji geliştiren bir ülke olarak tanınabilir ve diğer ülkelerle ticaret ve diplomasi alanlarında daha fazla fırsat yakalayabilir. Genel olarak insansız savaş uçaklarının hava muharebelerinde insanlı savaş uçaklarına üstünlük sağlayabileceği, daha fazla risk alabileceği, daha az maliyetli olacağı ve daha esnek operasyonlar yapabileceği öngörülüyor. İnsansız savaş uçakları pilotlu uçaklara göre birçok avantaja sahip. Örneğin insan bedeninin dayanamayacağı yüksek G kuvvetlerine maruz kalarak agresif manevralar yapabilir. Uzun süre havada kalabilir, düşük radar izi ve yüksek hızla düşman savunmasını aşabilir. Yapay zekayı ile otonom veya grup halinde hareket edebilir ve çok çeşitli silahlar taşıyabilir. İnsansız savaş uçakları, insanlı savaş uçaklarından çok daha üstün özelliklere sahip olarak tasarlanıyor. Bu uçaklar havada komuta kontrolü üstlenecek ve diğer hava araçlarıyla iletişim kuracak şekilde geliştirilmekte. Yani SİHA ve drone sürülerine komutanlık yapma yeteneği bulunmakta. İnsansız uçaklar, pilotların fiziksel sınırlarından bağımsız olarak daha uzun süre havada kalabilir, daha agresif manevra yapabilir, daha düşük radar görünürlüğüne sahip olabilir ve yapay zeka ile karar verme yeteneğine sahip olabilir. Aynı zamanda insansız savaş uçakları, insanlı uçakların sahip olamayacağı bir önemli özelliğe sahip. O da ölmekten korkmamak. Türkiye, insansız savaş uçakları konusunda önemli bir adım attı ve Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Kızıl Elma projesini başlattı. Bayraktar Kızıl Elma, kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak ve deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Ayrıca düşük radar kesitine sahip olacak ve gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılacak. Baykar makine mühendisleri tarafından tamamen milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen yapay zeka destekli it dalaşı teknolojisiyle donatılan Bayraktar Kızıl Elma, bu sayede hava muharebelerinde insanlı düşman savaş uçaklarını gördüğünde onları havada alt edecek ve gövdesinin içerisinde taşıdığı Gökdoğan uzun menzilli ve Bozdoğan kısa menzilli görüş içi hava füzelerini ateşleyerek insanlı savaş uçaklarını gökyüzünde teker teker avlayabilme kabiliyeti ve yeteneğiyle gökyüzünün tartışmasız hakimi olacak. İnsansız savaş uçakları hava muharebelerinin geleceğini şekillendirecek ve yeni bir dönem başlatacak. Türkiye bu alanda kendine güvenen ve vizyoner bir yaklaşımla ilerliyor ve milli teknoloji hamlesiyle semalarda hak ettiği yere almayı hedefliyor. Kızıl Elma 1500 kilogram faydalı yük taşıyabilmekte ve havadan yere, havadan havaya görevler icra edebilmekte. Uzun bir menzile sahip olan Kızıl Elma savaş uçağı, kısa pistli gemilere iniş kalkış yeteneğiyle TCG Anadolu gemisinin güvertesinde de konuşlandırılabilecek. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta TCG Anadolu amfibi hücum gemisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine teslimat törenini hep beraber izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir gibi pek çok kritik ismin katıldığı bu teslimat töreninde Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağını TCG Anadolu gemisinin pistinde gördük. TCG Anadolu aslında bir uçak gemisi değil, ancak üzerinden uçakların kalkışını kolaylaştıracak 12 derecelik bir pist eğimine sahip. Bu sayede Bayraktar Kızıl Elma biraz da güçlü motorunun etkisiyle hiçbir fırlatma mekanizmasına gerek duymadan TCG Anadolu gemisinin güvertesinden kalkış yapabilecek. TCG Anadolu gemisine inişi içinse bir yakalama mekanizması kuruldu. Böylece yakalama kancalarıyla
Bayraktar Kızıl Elma TCG Anadolu gemisine güvenli bir şekilde iniş kalkış yapabilecek. Bu da Türk donanmasının adeta bir savaş uçağına daha sahip olması anlamına geliyor ve TCG Anadolu'yu adeta bir uçak gemisi vazifesinde kullanabileceğimiz anlamına geliyor diyelim. Gerçekten bizleri heyecanlandıran Bayraktar Kızıl Elma'nın bundan sonraki süreçte çok daha fazla uçuş testine şahit olacağımızı düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı Baykar makineyi yakinen takip ediyoruz. Gerçekleştirilecek her yeni faaliyetten anında haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. वेरी नाइस वीडियो और बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छा लगा और मैं जब वीडियो में देखता हूँ कि कितने लकी लोग हैं जो इसको टच कर सकते हैं किज़ल इल्मा को, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जाके इसको टच करके देखूं। पहले आकी जी बैरेक्टर तो स्पेशली किज़ल इल्मा, बाकी के जी बैरेक्टर तुम्हारे पाकिस्तान में मौजूद है तो, लेकिन जो किज़ल इल्मा को है उसी सरजमीन पे जाके इसको टच करने का मुझे बहुत दिल करता है। और स्पेशली इस वॉर प्लेन का बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि एक तो हल्का है, दूसरा रडार पे नहीं आता, तीसरा सुपरसोनिक की स्पीड को टच कर सकता है, तीसरा शॉर्ट रनवे से फ्लाइट ले सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें। अभी जो बीच में इनके फोर्थ टेस्ट के अंदर जो इन्होंने दिखाया उस कंडीशन को टच डाउन कहते हैं। जब वो एक वॉर प्लेन नीचे ज़मीन पर टच करने के बाद दोबारा से टेक ऑफ कर जाता है, इससे इसकी कैपेबिलिटी का पता चलता है एक वॉर प्लेन का, कितनी स्पीड कम पे और कितने थ्रस्ट पे वो यानी कि अपने इंजन को चला सकता है कि टच करने के बाद दोबारा से फ्लाई कर जाए। और बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। एक चीज़ का मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, जब ये एनाटोला जो एनाटोलू टीसीजी जो एक इनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ से ही जब टेक ऑफ करेगा उसकी वीडियो का वेट कर रहा हूँ और जब लैंड करेगा, क्योंकि दोनों बहुत क्रिटिकल हैं, वहां से टेक ऑफ भी और वहां पर लैंड भी बहुत ही क्रिटिकल होता है। और ये टेस्ट देखने के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये वहां से दोनों इज़राइल माबी और बैरेक्टर टीबी थ्री ये तीनों दोनों वहां पर खड़े हैं, ये दोनों वहां से टेक ऑफ करें और लैंड करें। और हम दुआ करते हैं कि ये टेस्ट भी कामयाब हो और हम उसी वीडियो पे हम भी रिएक्शन कर रहे होंगे, क्यों भी हाँ इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि हमने छोटी सी वीडियो की थी जिसमें इंटरव्यू हो रहा था और डीसीजी एनाडोलू पे जो एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर सब ये जितने भी क्या इसे कह सकते हैं किज़लमा बैरक्तर ये सब खड़े हुए थे और ओपनिंग हुई थी और वहाँ पे यानी कि अनाउंस कर दिया गया था कि ऑफिशियली ये वहाँ चले गए, लेकिन इन्वेंट्री में चले गए हैं और ऑफिशियली ये 2024 में यानी कि इंशाल्लाह यहाँ से ये फ्लाई करेंगे और इसमें चेंजेस होंगी और सब कुछ 4 और 5 के दरमियान। हाँ यानी कि इस तरह यानी कि इंशाल्लाह ताला हम लोग खुद इस चीज को देखेंगे और विटनेस करेंगे, पूरी दुनिया करेगी इंशाल्लाह, पूरी दुनिया करेगी इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत था, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत जहाज है। और इसमें सबसे मेजर चीज़ें ऐसी चीज़ें कुछ भी शामिल की गई हैं जिसको कहा ही जाता है कि ये बहुत ही लीथल और बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो और बहुत ही मज़ा आया देख के, थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया। इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को शेयर किया करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।